Motoguzzi V85 Strada. TT'den sonra Strada'nın farkı nedir diyecek olursanız, gördüğünüz gibi jantları alüminyum jantlardan oluşuyor. Motorun gücü 80 beygire çıkmış. Tıpkı tüm V85 TT'ler gibi hepsi 80 beygire çıkmış. 83 Nm tork üretiyor. Yakıt tüketimi 4.9 litre, 23 litre deposu var. Şu anda Can karıştırıyor. Can ne diyorsun? Ya ben şey hoşuma gidiyor. Bir otursana. Benim. Yani... Buradaki basitlik hoşuma gidiyor. Bence böyle ferah ve güzel bir kullanımı var motorun. Aslında şu da ayarlanıyor galiba. Evet, o şöyle. Ön cam eskisinde kolayca ayarlanmıyordu. Şimdi şu şekilde elle kolayca ayarlanır hale gelmiş. Gösterge, Mandello göstergesi de değişmiş. Aynı gösterge grubunu Stelvio'da da kullanıyorlar. Yine sol elcik kumandası gördüğünüz gibi Stelvio ile aynı şekilde yer alıyor. Hız kontrolü var. Bu grupta yine Stelvio ile aynı. Aslında genel olarak düşündüğümüzde Can, optimum bir motosiklet bu. İtalya'da yükselen trend olan uygun fiyatlı motorlara cevap verebilmek için Moto Guzzi bu aletleri optimum hale getirmiş ve bence tekrar piyasaya sunmuş. Ön lastik 19, arka lastik 17 ve sırada modelinde biraz önce de söylediğim gibi alüminyum jantlar kullanılmış. Motor bildiğiniz üzere şaftlı bir motosiklet. Dolayısıyla herhangi bir zincir bakımı yapmanız gerekmiyor. Bu da güzel bir özellik. 23 litrelik deposu, 4.9 yakıt tüketimiyle menzili hemen hemen 400-450 kilometrelere çıkartıyor. Bu da iyi özelliklerden bir tanesi. Frenler görmüş olduğunuz gibi Brembo seçilmiş. Strada'dan sonra V85 TT'ye bakacak olursak, bunda da aynı motor bloğu yenilemesi yapılmış. Motorun gücü 80 beygire çıkartılmış. Torku da buna oranla artırılmış. Güçteki bu artış sayesinde Moto Guzzi V85 TT'nin zaten optimum olan gücünün ben yine iyi yönde artmış olabileceğini düşünüyorum. İsterseniz yan çantalarla nasıl göründüğüne bakacak olursak, arkadan yine Moto Guzzi'nin yumuşak çantasıyla beraber bu şekilde görünüyor. Yan çantanın mekanizmaları da görmüş olduğunuz gibi yine Moto Guzzi tarafından üretiliyor. Arka süspansiyonda öyle is kullanılmış, görebiliyoruz şuradan. Bu motor bloğunda gördüğünüz üzere şaft sağ tarafta. Ayrıca motor koruma demiri de yanından da alabiliyorsunuz. Tıpkı Strada'da olduğu gibi bunun da ön camına ayar gelmiş. Hemen göstereyim. Gösterge değişmiş ve elcik kumandada da değişmiş. V85 TT'nin yeni yaşı ve yeni yüzü tekrar başlıyor diyelim.